projeler. Ben de şunu sordum. Bunun daha hızlı bitirilmesi konusunda biz ne yapabiliriz, siz ne yapabilirsiniz? Bize verdikleri cevap şuydu. Siz eğer özellikle büyük projelerde Sayın Bakanımızın bununla ilgili düşünceleri eğer yerelden bir katkı sağlanırsa katkı sağlanan yer öncelikli olarak değerlendirilecek ve hizmete sunulacak. Bunun için bizler de dedik ki ilçemizde bir istişare toplantısı yapalım, herkesin görüşünü alalım, birlik ve beraberliğimizi sağlayalım. Gerger'in çok büyük bir potansiyeli var arkadaşlar. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Yalnız bu potansiyel bu zamana kadar hiçbir şekilde harekete geçirilmedi. Şimdi ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak biz bir çalışma yaptık. Yani Gerger'de bizim neler ihtiyacımız var? Öncelikli olarak nelerin yapması gerekiyor? Yani çok acil ihtiyaçlarımız nelerdir? Bunların bir çalışmasını yaptık. İstedik ki bunları sizlerle paylaşalım. Beraberce bu işin üstesinden gelelim, bir şeyler yapalım diye bir çalışma yaptık. Önce bir eğitimimizin durumunu açıklayacağız. Ondan sonra ana sınıflarla ilgili yaptığımız çalışmayı size sunacağız. Hazırladığımız projeleri sizle beraber paylaşacağız. Eğitimde öncelikli ihtiyaçlarımız nelerdir? Fiziki manada neler ihtiyacımız var? Onların bir çalışmasını yaptık. Onları size paylaşalım. Şimdi hepinizin de malum olduğu gibi bunun faturasını veriyor. Yani devlete vergi ödeme yerine kendi memleketine, kendi iline, istediği yere okul yaptırmış oluyor. Hepimiz malum biliyoruz, köylerde yaşıyoruz. Yani ilköğretime başlayana kadar çocuklarımız düzgün bir Türkçeyi kullanamıyorlar. Göze, kaş yazı, gönen, gömük, ağaçlı, aşağı dağlıca, oymaklı, Seyit Mahmut ve açma köyleri. Şimdi bunları teker teker hep beraber bir inceleyelim, bir bakalım. Şimdi beş göze köyünde açmayı planladığımız ana sınıfı eski sağlık evi olarak kullanılan bina. Biz buraya ana sınıfını açmayı planladık. Bunlara çok büyük katkılar sağlamışlar. Hepsine teşekkür ediyorum huzurunuzda. Fakat gerek Adıyaman'da gerekse ilçemizde eğitime %100 destek kampanyasında yapılan benim bildiğim kadarıyla bir okul yok. Adıyaman'ı bilmiyorum. Var mı acaba? Yok. Adıyaman'da dersinde. Yani çok yetersiz. Şunu söyleyeyim. Rize'den geldiğim için söylüyorum. Son 5 senede yapılan okulların %70'i bakın. Her 100 okuldan 70'i hayırsever vatandaşlar tarafından eğitime destek kampanyası ile birlikte yapılmış ve hizmete açılmıştır ve şu anda Rize'de herhangi bir derslik ihtiyacı yoktur arkadaşlar. Ama maalesef biz bu potansiyeli harekete geçiremediğimiz için, bu konuyu anlatamadığımız için bu konuda özellikle eğitim konusunda çok gerilerde kalmışız. Bizler bugün sizlerin düşüncelerinizi bu konuda neler yapabiliriz? Gerek İstanbul'daki, gerek Mersin'deki, gerek Adana'daki, gerekse yurdun diğer yerindeki vatandaşlarımızı, potansiyelimizi nasıl harekete geçirebiliriz? Bunu sizinle istişare etme konusunda bir araya geldik ve sırayla sizlere söz vereceğiz arkadaşlar. Bu konuda neler yapabiliriz? Görüşü olan varsa bizimle paylaşabilirse çok memnun olurum. Öğretmenler ataması düzgün yapılırsa, ana sınıf zamanından açılırsa öğretmen, benim köyümden ana sınıf öğretmeni 2 sene ben evimde besledim. Evimde oturup bakıyordum. 2 sene. Ta 1993 miydi? Ya 92'di, öyle olmaz. Ya 90, öyle bu aralardaydı. 1 sene benim evimde kaldı. Bizim yani ne çocukların bir suçu var, ne bizim Gerger olarak bir suçumuz var. Suç yine varsa ev sahibinde değildir, misafirinde değildir, suç ev sahibindedir. Yani misafirde böyle mecburen halk yapıyor. Şimdi bu siz köy götürme birliğine veya suçsal yardımlaşmadan bir camiye 10 torba çıkmadı veremiyoruz. Ama bir okula onarıyoruz. Onun için halk mecburu, camiler halk öneriyor, halk yapıyoruz. Okula gelince devletimiz okul işine bakıyor, yapıyor. Yani bugün bir düz eğitmemişti. Ben hatırlatayım bu Gergerli, Zengilli. Gel gel diye. Bir okul yapar mısın? Yapmaz mısın? Kimse bu istişarelere bulunmamış. Belki adam yapar. Yapan da çıkar. Onun için yani bizim bu gel gelde çok eksiklerimiz var. Yani eksik çok çoktur. Yani az da değil. Yani sayıyla ama dışarıdaki iş adamlarımızı dan yardım toplamak için tabii ne gerekiyorsa öyle yapmak da lazım. Evet, biz şu anda burada oturanlar
tarafından bence bu sizin söylediklerinizin karşılığında. Bu konuda vermiş olduğu destek var. Eğitime %100 destek kampanyası var. Yapacağı her bir liralık yatırım vergisinden düşecek. Bunu anlatmak için sizinle bir araya geldik. Zaten çok büyük zamanlar kaybetmişiz. Ve bu zamanı en aza indirmek zorundayız. Bu kayıp yıllarımızda. 15 sene beklersek bu 15 sene neticesinde bir 50 sene daha geride kalacağız. Ama bir an önce hareket edersek, sizlerle birlikte bu iş adamlarımıza ulaşırsak, bu sefer ne yapacağız? Bu 15 seneyi 2 seneye düşüreceğiz ve kayıp yıllarımız daha azda kalacak. Bunun için sizden özellikle bu konuda neler yapabiliriz? İstanbul'da ve ensesi kalanları da arayın demekti. Yani şimdi aramak işi de bizim işimiz veya herkesin işi. Bu turun mutlaka yapılması. Hatta ben şöyle bir şey de söyleyebilirim. Bizim Gergerler Dernek Başkanımız da burada. Adıyaman'da ben Ticaret Sanayi Odası'nda meclisteyim de. İstiyorsanız biz sanayi odasıyla beraber dernekle veya sizlerle kimi uygun görürseniz bir davetiye çıkarın. İş adamlarımızı 3 günlüğüne Adıyaman'a davet edelim. Veya kimi diyorsanız onları davet edelim. Adıyaman'da ağırlayalım, Nemrut'u gezdirelim, salonları tutalım ve orada diyeceklerimizi diyelim. Belki yerinde görürlerse daha farklı olabilir. Bir de toplum psikolojisiyle hareket ederler. Bu bizde böyle. Bir düğüne gidersiniz. Zeki Dışkaya 100 milyon mu verdi? Erdal Yılmaz der benden 200 milyon. Yani bir de işin bu psikolojik boyutu var. Hocam çok güzel anlattı. Okullara isimler verilecek. Yani hem Allah rızası içindir hem ilelebet yaşayacak bir yatırımdır. Yani İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ekonomi biz bu birlik beraberliğin pekişerek devamını arzu ediyoruz. Bu dayanışmanın pekişerek devam etmesini arzu ediyoruz. Biz bunu görürsek Adıyaman'dan mutlu oluruz. Evet. Aksi olursa da üzülürüz. Bizleri ağırlamanızdan ve özellikle de past ikramınızdan teşekkür ederim. Bunlar bu konuda neler söylemek istedim? Dernek şeklinde olacak. Herkes her bir partide bir adam vardı olsun. Dükkancı olsun, esnaf olsun. Birer oraya gelecekler. Evet. İstediğiniz zaman girip gezmek. Bence İstanbul, İzmir, Adana diyoruz. Bence ilk adımı biz burada atmamız gerekiyor. Evet. Yani bir başlangıç yapmamız gerekiyor. Ondan sonra İstanbul. Dışarıya açılmak lazım. Yani ilk adımı biz burada atmamız lazım. Bir başlangıç, bir proje, bir temel atmamız gerekiyor. Bu da büyük bir sorun. Yani biz burada söylüyoruz. Adamlara gidersiniz zaman bir aileye veya bir kişinin yanına gittiğimiz zaman ona nazı geçen birisinin mutlaka yanımızda olması lazım. Yani o nazı geçen kişi yanımızda olmadıktan sonra biz orada boş dönebiliriz veya bizim temennimiz 100 liraysa bir iş için veya bir okul yaptırmaksa belki onun yarısını yaptırabiliriz. Ama nazı geçen birisi olursa, sözü geçen birisi olursa biz eminiz ki bu tamamı yaptırılabilir. Belki bir temenni ettiğimiz yerden iki alabiliriz. En önemli. Böyle bir gece düzenlenirse, ondan sonra orada içi diğer hemşehrilerimizden bir araya gelirse, burada da arkadaşlarımız her kabileden, belli kabileler var. Onun dışındaki kabilelerden de birer kişi, birer birden ziyade yani geceyle olursa daha iyi diye olur diye düşünüyorum. Evet, proje yaptılar. Bu çocuklar bir dünyada, Türkiye'de birincilik aldılar. Evet. Bunlar Adıyaman'ın öğrencileri. Bir şeyde özel ödül aldılar. Bir dünyada 192 proje arasında özel ödül aldılar. TÜBİTAK'a bu bölgede 6 şey seçildi. Doğu ve Güneydoğu'da 6 proje seçildi. İçine girmeyen, bu işe katılmayan olursa biz zaten anlarız ki Gerger için yapmayı düşündüğü veya gayret sarf etme noktasında bir eksikliği var. Onun için buna katılmak istemiyorum. Sizler burada olmakla zaten bu işin içinde olacağınızı bize yansıttınız. Benim bununla ilgili düşüncem şu. Aramızdan seçeceğimiz ve Gerger'in tamamını temsil eden bir heyet oluşturalım. Bugün oluşturalım bunu. Yarını ertelemeyelim. Bugün burada oluşturalım ve herkes gönüllü olarak bizimle birlikte nereye gideceksek bunun istişaresini yapalım. Nereye gideceksek beraber gideceğiz. Bunun içinde gerek siyasi parti başkanları olabilir, gerek işte buranın sözü dinlenir kişileri olabilir, gerek İstanbul'daki kişilere nazı geçen kişiler olabilir. Ama bunu burada belirleyeceğiz ve bu heyeti oluşturup, bugün oluşturup
hemen harekete geçeceğiz. Çünkü biraz önce Ahmet Bey dedi ki işte Eylül ayından önce bu olmaz. Bizim Eylül'e kadar kaybedecek zamanımız, vaktimiz yok arkadaşlar. Yani mutlaka ve mutlaka yönetiminde bulunup bu derneğin gelişmesi için buradaki hizmetlerin getirilmesi noktasında azami gayret sarf edecekler. İstendiğinde gerek dernek başkanı tarafından gerekse bizler tarafından istendiğinde çağrıldığında bütün işlerini bırakacak gelecek kişiler arıyoruz. Ben gelsem vermezler. Ha. İcana bak ben veririm o dediğim vermez. Şimdi herkes yüzlü yumuşak olanı yazacaksın. Evet. Bu yüzlü yumuşak olmasa yazarsam ben geldim savmıyorum. Ramazan Bey bak az önce istişarenin şeyi de budur zaten. Yani doğruları burada konuşalım. Kimdir nedir? Kim daha iyi? Ramazan Bey. Ömer Özdemir, Osman Öztürk, Nurettin Dursun, Ahmet Altıntaş. Bunlar arasında gönüllü değilim diyenler hemen söylesinler. Mahmut Karaman, Erdal Bey var. Mehmet Ay, muhtarımız var. Zeynel Aslan. Ama ben istiyorum. Ben gelemem. Senden diyorum ben gelemem. Sen gelemezsen bile katılırsın. Tamam ben gerekayırlara, zengilere telefonla çarpıp baştan alıyorum. O isimleri verirsin. Geliyorlar yardımcı olur. Ben de orada arkadaşlarım var soyların. Yardımcı olur. Ben gelemem. Yaşlı kardeşinden birinin olmaması. Bir daha gelsem olmaz yani. Daha güzel olur ya, niye olmaz? Hayır, hayır. Bu sene de gidip geliyoruz zaten. Evet.